alanla ilgili çalışma yapalım bugün. Şöyle yaslan arkana. Şimdi burada ABC üçgenmiş. ADE üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı 3'müş. Buna göre arkadaşlar ne diyor bak 4, 3, 2, x nedir diyor. Şimdi biz şöyle bir deneme yapalım. Bak şimdi şuradan bir çizgi çeksek. Bu bir somon balığı hikayesi vardı hatırlayın. Evet bir somon Bir somon balığı hikayesinden bakacak olursak bakın. Şurası 3, 6s olsun bak. Bura 6s. O zaman 2a'ya 6s, 4a'ya ne düşer? Bak 2'ye 6s, 4'e 12s. Aferin. Şimdi şöyle düşünün. Biz şimdi arkadaşlar şu ADE'nin alanını ne bulduk? 12s. Şimdi şöyle düşün. 1 eşittir 12s. Burası 12s ise bak şurası 12s ise içler dışlar çarpımından 3 kere 12 36s olur. Üçgenin tamamının alanı. Evet. Şimdi 36S'den 18S çıkarırsak buraya 18S kalır. Çünkü hepsinin toplamı 36S olmalıydı. Şimdi o halde arkadaşlar 3A'ya ne düşmüş? Bak 18 düşmüş. O zaman şurada 3 olmalı ki buna da 18 düşebilsin. O yüzden cevap Adana yani. Şimdi bu soruya bakalım. Bunlar açıortaymış. 4, 3 kök 2. Alan BCD nedir demiş. Bak BCD nedir demiş. Biz şu çizgiyi çizelim her ihtimale karşı. Arkadaşlar iki tane açıortay varsa üçüncüsü de açıortaydı. Hatırladınız mı? Evet. İki tane açıortay varsa üçüncüsü de açıortaydır. Haberiniz olsun. O zaman bu açıortaysa bak şimdi. Şöyle yapalım. Bu burada bakın burası A olsa bak. Burası A. Burası A. Burası B. Burası B. Ben şimdi şunu soruyorum size. 2 artı 2B kaça eşit? 2A artı 2B 180. Bak üçgenin iç açılar toplamından 2A artı 2B artı 90. 180'e eşit değil mi? Üçgenin iç açılar toplamından. A artı B buradan 45 mi olur? Evet. Tamam. A artı B 45 ise bak şimdi. Şura D. Şurayla şura A, şura B. Buranın toplamı 45 ise şura ne olur? 35. 135 olur değil mi? Evet. Tamam. Ha. Şimdi burası 4, burası 3 kök 2 idi. Şimdi ben bu üçgenin alanı bak 4 çarpı 3 kök 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs 135 yapacağım. Buradan şu bir dakika 4 kere 3 12 6 kök 2 çarpı sinüs 135 de 1 bölü kök 2 eşit. Bu köklüler gider cevap 6 birim kare gelir. Bu soruda böyle yapılacakmış. ABC ve ADE üçgen alan ABC alan ADE eşitmiş. Bak şimdi. ABC'nin alanıyla ADE'nin alanı eşitse o zaman bura S ise burada S olur arkadaşlar. Neden? Bak. Bura S ise burada S olur. Çünkü burası A ise hani A artı S artı S'ye eşit yani. Şurası A artı S ise burası da A artı S'dir yani. O yüzden o üçgen, o iki üçgenin alanı birbirine eşit. Haberin olsun. Peki bu durumda verilenler ışığında x nedir diyor. Ben şimdi bunu şöyle yapacağım. Bunları bir silelim. Bunlar bitti. Şurası alfa ya. Ben şimdi ABC üçgenin alanını hesaplamak istiyorum. ABC üçgenin alanı 8 çarpı bak 8 çarpı 12 artı x çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Bu eşit olmalı. Şimdi ADE üçgenin alanı ne? ADE üçgenin alanı 12 çarpı 12 çarpı 8 artı 2 10 bak iyi bak. İyi bak şimdi bir daha göstereyim. 12 çarpı 10 çarpı
1 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Doğru mu? Tamam. Şimdi şu maviyi alalım. Şu sinüs alfa, sinüs alfa'ya götürür. 1 bölü 2, 1 bölü 2 götürür. 4'e böl 2, 4'e böl 3, 2'ye böl 1, 2'ye böl 5. O halde 15 eşittir 12 artı x'tir. Buradan x eşittir 3'tür arkadaşlar. Bu kadar. Alan ABC ile CDE aynı. CDE. Az önceki de aynı alan mantığı verilmiş. 4 4 x nedir? Şimdi şu 4 çarpı x artı 3, bak 4 çarpı x artı 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs c, hani şuraya alfa diyelim, sinüs alfa eşittir, bak şimdi şu kırmızıyı alalım, şimdi 3 çarpı 8 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa, değil mi? O halde bununla bu gider. Bu 1 bölü 2'ler gider. 4'e böl 1, 4'e böl 2, 2 kere 3, 6 eşittir x artı 3. X eşittir 3 arkadaşlar. Bu da aynı şekilde, bak aynı şekilde 6 çarpı şurası, 6 çarpı şuradan yazalım. Bak şimdi. 6 çarpı 12 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs b eşittir 9 çarpı 6 artı x çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs beta. Sinüs b. Bunlar gider. 1 bölü 2'ler gider. Şimdi 3'e böl 3, 3'e böl 4, 6 kere 4, 24 bölü 3, 8. Şimdi 8 eşittir 6 artı x'ten, x eşittir 2 elde edilir. ABC bir üçgen. Şimdi şu 3'ten dolayı şu AD'ye ben 3x diyorum, bak. Şura 3x olsun. Tamam. Bu 3x olunca bu 2'den dolayı BD de 2x olur her zaman. Tamam. Alan ABC 30'sa, 30'sa bak şimdi bunun tamamı 5 ya. 30'u 5'e böl 6. 6 kere 2 12. 6 kere 3 18. Bu şekilde alanlar parçalanır yani. 2x'e bunu şöyle de yapabilirdik. Bak ben daha basitleştireyim bak. 2'ye 2s, 3x'e 3s. 5s buranın tamamı 30'sa s buradan 6'dır. Bize BDC'yi soruyor. BDC 2S. 2S nedir arkadaşlar? 12'dir. Bu kadar. Anlaştık mı? Şimdi ABC bir üçgen. ACB açısı 30 derece. Şimdi şu BE'ye X diyorum. Bak BE X olsun. Şurası x ise 3 çarpı x'tir AE. 3x tamam. AC 16'ymış. Bura 16'ymış. BD de 3'müş. Bak. Tamam. Buradan BED üçgenin alanı nedir diye. 90, 38, 3 kere 8, 24, 24, 4, 6. Cevap Diyarbakır. Şimdi bak şimdi. Bu soru değişik, güzel bir soru. Hani farklı bir soru. Cici bir soru, tamam. Burada bir dik indiğim zaman 90 karşısı 16 ise 30'un karşısı 8'dir, değil mi? O zaman bu 8 şu BD'ye ait yüksekliktir aynı zamanda. O zaman ABD üçgeninin alanı 8 kere 3 24, 2'ye böl 12. Ha, tamam. 3 kere 8 24, 2'ye böl 12. Şu üçgenin alanı, bak şuranın alanı 12'ymiş, şuranın alanı tamamını. Ama bize soru diyor ki şu x, şurası 3x ise şu kısmın alanı nedir diyor. O zaman 12'yi 4'e böl
3. O zaman buranın hani bura 1x yani. Veya şöyle yapalım. Bura s ise burası 3s'tir değil mi? 4s eşittir 12 ise s eşittir 3'tür arkadaşlar. Böyle düşünün. Zaten bize BED'yi soruyormuş bak. Anlaştık mı? 9, 12, 15 15 bölü 2 7,5. Bak. Şimdi biz A4 yıldızdan dolayı şurası da birbirine eşit mi? Bir dakika. Onu düşünelim biz. Burası da birbirine eşit. O zaman 9, 12, 15 BCD BCD o 7,5'a falan gerek yokmuş bak. Bu üçgenin tamamının alan ne? 12 çarpı 9 bölü 2 değil mi? Bu alan 54'tür. Yani bu üçgenin tamamının alanı 54'müş. Peki bu kamyona S, bu kamyona da S. Hani mesela sen harfiyat çekiyorsun, kamyonun var. Sana S ton yük bindirdiler. Öbür kamyon da aynı kapasitede, ona da S bindirmeleri lazım. Şimdi senin kamyonuna tutar da bir sürü toprak atarsan senin aracın zarar görür yani. Hani buna itiraz edersin yani. Hani dersin ki benim aracım zarar görüyor. O zaman 2S 54 ise 27. S 27'dir değil mi? Bize de zaten S'i soruyor. O da 27'dir arkadaşlar. Anlaştık mı? ABC bir üçgen. Şu BD'ye X diyorum. BD X. 3X'tir DC. Şimdi DE'ye Y diyorum. DE Y olsun. O zaman 3Y'dir AY. AE. Tamam. Alan DCE 3'müş. DCE 3'müş. Şuranın alanı 3 ise hepsinin alanı nedir? Şimdi yılana 3 düşmüş. Bak DE yılan ya. Yılana kapıyı çaldı şimdi. Diye çaldı kapıyı mesela. Bir yılan geldi. Al sana 3 balık. Şimdi 3 yılan gelirse ona ne vereceğiz? Ona da 9 vereceğiz sana. Canım yılancım. Şimdi 3x'e 12 verdim. Şöyle düşün bak. 3x'e 12 verdim. O zaman x'e ne vereceğim? 4. O zaman şuranın alanı da 4. O halde bunların hepsinin toplamı 4, 7, 16. Doğru mu? 9, 3 daha 12, 4 daha 16. Anlaşılmayan bir yer? Yok. Yok, güzel. ABC bir üçgen. Şu AD'ye X diyelim arkadaşlar. AD X olsun, tamam mı? 2X'tir DC. Burası 2X'miş, tamam mı? Şimdi EC'ye şu 3'ten dolayı 3Y diyeceğim. Bak 3Y şu 3'ler gider BE'de 2Y. Alan BDE 4'müş. Şuranın alanı 4'müş. O alanları artık şu renkle yapalım. Şurası. Şimdi şuranın alanı 4'müş. Tamam. Diyor ki bunun tamamının alanı nedir diyor. Şimdi bak iki yılan gelmiş. Camı aç da biraz hava gelsin. İki yılan gelmiş. 4 tane balık verdim ona. İki yılana. Şimdi 3 yılana ne verirsin? 6 tane. Aferin. Şimdi bu 2x diyor bak. 2x. 2x'e 2 kurt diye kanı. 2 kurt. Tamam mı? Boz kurt bak. 2 kurda 10 verdim. 1 kurda ne veririm? 5. 15. Topla 15. Cevap 15. Bu kadar. Anlaşılmayan bir yer yok. Şimdi şu 2'den dolayı burası BEX olsun. 2X'tir AE. Şu DC'ye yılan diyelim. 3 yılandır BD. Hani öyle düşün. Tamam. Şimdi AED 12'ymiş. AED. Şurası 12'ymiş alanı. O zaman diyor ki hepsinin alanı ne? 2X'e 12 vermişiz. X'e ne veririz?
6. 3 yılana 18 verdim. 1 yılana 6 veririm. Evet, 6. Şimdi bu durumda hepsinin alanı 12, 12, 24 değil mi? Anlaştık mı? ABC bir üçgen. ABC bir üçgen. Neyse, şaka yaptık. Bak, DE dik BC, tamam? Bak, AD'ye ben X diyorum. AD'ye X diyorum. 2x'tir DC. Şurası 2x. Tamam mı? Evet. Şimdi BC 7'ymiş. Bunun tamamı 7'ymiş. Bu DE de 4'müş. Tamam. Şimdi ne diyor? Alan ABC nedir? Bak şimdi. Şu kırmızıyı alalım. Şu çizgiyi alalım. Şuradan şöyle çizelim. Şimdi ben diyorum ki DBC üçgeninin alanı nedir? Bilen var mı? DBC üçgeninin alanı. DBC. Evet. D. Evet. 4 kere 7 bölü 2 14. Şimdi 2x'e 14 düşmüş. Şura 14. 2x'e 14. X'e ne düşer? 7. 14 7 daha? 21. Bu kadar. Ya bütün hepsi kolay. Bunlar aslında bu şu an anlattığım şey daha zor bak aslında. Ya tamam işte hepsi kolay aslında. Hep böyle kolay aslında. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. G, A, G, C. A, G, C 18. O zaman tamamı nedir? Bak şimdi. B, D, G nedir? Pardon. B, D, G. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bak şu çizgiyi devam ettirsem. Bu G ağırlık merkezi olduğunda. Şurayla şura. Şurayla şura. Şurayla da şura eşit oluyordu. S. S, 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 S oluyordu. Önceden anlatmıştık. Şimdi hatırlayın yani. Tamam. Burada eksiğiniz varsa kenar ortayla ilgili eksikleriniz varsa bizzat önceki videolarımıza önce bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi 2S 18 ise S nedir? 9. Şimdi BDG BDG S'miş. O zaman cevap 9'muş. Soru bitti. Hani BDG S hani o zaman 9. Şimdi buraya bakalım. Önce bu üçgenin tamamının alanı nedir? Onu söyleyin siz bana. Nedir? 12 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Bu üçgenin tamamının alanıdır. O da 48 birim karedir. Doğru mu? Tamam. Ben şimdi diyorum ki bize şu aşağıdaki taralı kısmı soruyor değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Bak. Şunları uzatalım. Bak şimdi. Bunları uzatınca arkadaşlar burası S, 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 S'tir. 6S 48 ise hani biz 48 bulduk ya tüm alanı. Bize 2S'i soruyor. O zaman 3'e böl 2S. 3'e böl 16. Demek ki sorduğu yer 16 birim kareymiş arkadaşlar. Hep bu en çok şu mantığı iyi bilin. Şu SSSSS olayını bilin. Önceden ben bunun ispatını falan uzun uzun videocuklarda anlatmıştım. Heh, buraya bakalım. Soruyu okuyalım. G ağırlık merkezi DGF'nin alanı 12 ise tamamının alanı nedir? Şimdi arkadaşlar bu da klasik kalıp sorulardan birisi bakın. Dikkat edin. Burada şöyle yapacağız bak. Şimdi şu içerideki üçgende de G ağırlık merkezi olur orası. Burası S, burası S, burası S, burası S, burası S, burası S ise bak şimdi. Bura X, burası 2X olduğunda bak. Şimdi şöyle düşün. Bu hani şu D'den G'ye kadar 2X ise 2X. G'den A'ya kadar 4X'ti hatırlayın. Hani şimdi G ağırlık merkezine kadar burası A ise burası 2A'ydı hatırlıyor musun? Evet. O zaman şöyle düşün. Bu aşağısı 2X ise hani DG DG 2X ise yukarısı 4X'tir. X'in biri burada var. Şuraya K diyelim. K KG X ise yukarısı 3X'tir bak. O zaman buradan şu çıktı karşımıza. X'e somon 3X'e 3 somon. Hani düşün bak. X'e somon
3x'e 3 somon. Burası da 3 somon, burası da 3 somon, burası da 3 somon, burası da 3 somon. Şimdi 2s 12'ymiş, soru da bize öyle vermiş bak. 2s 12 ise s nedir? 6'dır. Peki burada kaç tane s var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 s var değil mi? 24 s nedir diyor soru bize. 24 ile 6'yı çarpacağız değil mi? O da 144 mi yapar? Yes. Soru bitti. ABD ve CDE dik üçgen. Bu 5'ten dolayı AB'ye 5x diyorum. Burası 5x olsun. Burası da 4x olur bu durumda. Alan CDE 20'ymiş. CDE 20'ymiş. Şurası 20'ymiş. ACD nedir? Şimdi ben buraya A dersem 4x çarpı A bölü 2 eşittir 20'ymiş. O zaman 2AX eşittir 20'den AX eşittir 10'dur. Bu bilgi dursun. Şimdi biz şu üçgenin alanı soruluyor bize. O zaman bu firtik nokta mantığından bakarsak, bu A'yı taşırsak, o zaman bu bulacağımız yerin alanı bize sorulan alan. Tabi burada yükseklik 5x, hani o 5x'i taşıyoruz. Bize 5x çarpı A bölü 2 nedir diye soruyor soru. Hani bu demek. Buradan baktığımız zaman 5 bölü 2 çarpı AX, AX de 10'dur. 10 bölü 2 5, 25. Cevap 25 arkadaşlar. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Allah'a ısmarladık.